Mardin Mazdağlı doğumluyum. Şimdiye kadar siyasi partiden tutun ekoloji meclisine kadar, yani ekoloji hareketine kadar birçok yerde görev almış bulunmaktayım. Şu anda da en son yani Kürt Edebiyatçılar Derneği eş başkanlığını yapıyordum. Kürtpen'in de yönetiminde yer alıyorum. Şu anda da Elazığ milletvekili adayı olarak burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 2 haftadır buradayız. Köy köy dolaşıyoruz. Seçim büroları açtık daha önce. Elazığ gerçekten beklediğim gibi değil. Yani dışarıdan bakıldığı zaman hani Elazığ çok asimile olmuş, çok böyle hani artık Kürt şehri diyemeyeceğimiz bir il olarak görünüyor dışarıdan bakıldığı zaman. Ama burada içine girdiğimiz zaman gerçekten öyle olmadığını gördük. Buradaki o heyecanı özellikle bu Karakoçan'daki arkadaşlarla biz çalışmaları yürütüyoruz. O yüzlerindeki o güler yüzlülük, o gözlerindeki o ışığı gördükçe bizim de çalışma azmimiz daha da artıyor. Özellikle dil konusunda hani burada gerçekten Kürtçenin her iki lehçesini de çok güzel kullanıyorlar. Kürtçe ilk gittiğimiz yerler öncelikle bize Kürtçe ile selam veriyorlar. Bu da ben hani bir dil savunucusu olarak, Kürtçe dil savunucusu olarak beni ayrıca mutlu ediyor. Çalışmalarımda daha bir heyecan veriyor bana. Mutluyum yani Elazığ'da çalışmaktan. Burada eğer ki bir hatta iki vekil gönderebilirsek daha da mutlu olacağız. Onun için de elimizden geleni yapmayı düşünüyoruz ve yapıyoruz gerçekten. Gece gündüz gerekirse yani kısa olduğu için, zamanda kısa olduğu için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüp meclise bu vekil göndermeyi düşünüyoruz ki bir kırılma olsun burada. Hani şimdiye kadar hiç vekil göndermemişiz. Eğer ki vekil gönderirsek buradan bu bize ayrı bir heyecan verir. Hani buraya olan bakış açısı da değişir. O yüzden de burayı önemli bir buluyorum ve burada çalışmaktan mutluyum yani. Şimdi burada ciddi bir öz eleştiri vermek lazım. Hem siyasi açıdan hem de Kürt dil kurumları açısından diyebilirim. Gerçekten burada eğer ki örgütlenmede hani eksiklik varsa bu bizim eksikliğimizdir. Halkın eksikliği değil. O açıdan da burada ciddi bir öz eleştiri vermemiz gerekiyor ki tabii ki sistemin amacı özellikle mesela Dersim olsun, Sivas olsun, Mereş olsun, Meleti olsun, Harpeti olsun buralarda özellikle asimilasyon politikaları çok ileri derecede yürütülmüş ve burada gerçekten de çok emek vermiş değerler var burada. O yüzden de hani devletin bu sistemini biz de biraz nasıl olsa o iller elimizden gitmiş bakışıyla durmuş gibiyiz. Yani kendi gözlemlediğimi söylüyorum. Bunu değiştirebiliriz. Gerçekten bu şeyi biz kendimiz buraların kendi ilimiz olduğunu görerek, sahiplenerek birçok şeyi bu saydığım illerin hepsinde değiştirebileceğimize inanıyorum. Kadın açısından baktığımız zaman kadın kotası fena değil. Yani çok istediğimiz düzeyde değil, onu da söyleyeyim. Ama dil, inanç yani biraz daha fazla olabilirdi mesela. Az sayıda tutulduğunu düşünüyorum. Biraz daha fazla olabilirdi. Belli yerlerde iyidir. Mesela Şırnak'a baktığımız zaman gerçekten de tabii ki bütün adaylar favorimdir ama Şırnak'taki kadın adaylar favorimdir. Bingöl'deki kadın adayımız yine öyle. Çünkü bunları biliyorum yani dil olarak da gerçekten de çalışmaları olan arkadaşlarımız. Çünkü biz yıllardır kimlik mücadelesi veriyoruz. Kimliğimiz de nedir? Dilimizdir. Yani bu 40 yıldan fazladır bir var olma savaşında yani mücadelesindeyiz. Bu mücadele de dilimiz içindir, kültürümüz içindir. Şimdi beklentimiz daha fazlaydı. Yani dil olarak daha fazla yer verilmesini beklerdik. Tabii ki de dil savunucuları daha fazla yer alsın. Bizim gerçekten de zaten hani hepimizin seçilme, hatta aday olma şeyimiz bile yok. Bunu bile bile biz zaten başvurularımızı yaptık. Yani bu partide ben seçileyim, ben aday olayım gibi bir şeyin de olmaması lazım. Tabii ki hani gönül isterdi ki daha böyle seçilebileceğimiz, daha kendi sorunlarımızı çözebileceğimiz bir yerde, meclisten yer almayı isterdik tabii ki. Ama o da çok da şey değil yani. Bizim çünkü ortada gerçekten de inkar edilen bir halk var. Bu halkın yani kendini tanıtması, bu halkın kimliğinin gerçekten de statüye kavuşması, dilinin eğitim dili olması,
Bu açıdan da hani bizim için görev her yerde aynen meclisteymiş siz gibi o görevi gönülden, canı gönülden yapmayı istiyoruz. Benim öncelikle şunu söyleyeyim, hani burada biz zaten eğitim olarak şey veremiyor, hani açamıyoruz, okul açamıyoruz. Hani kanunen kanunda yer almadığı için Kürt dilini sadece kurs olarak illerde veya ilçelerde açabiliyoruz. Yani burada kurs verebilecek kurumlar açılmasını isterim ve buna da gerçekten de katkı sunacağıma da inanıyorum. Onun dışında burada o kadar yüreği güzel kadınlarımız var ki kadınlar için bir şeyler yapmak istiyorum. Gerekirse hani kadınların daha çok bir araya gelebileceği işte dernekler olabilir, kooperatifler olabilir. Yani bu açıdan bir şeyler yapabilirsek, yani seçimden sonra da ben buraya gelmeyi düşünüyorum buradaki arkadaşlarla. Çünkü çok güzel arkadaşlıklar edindik burada. Buradan seçimden sonra da buradan bağımı koparmadan buradaki insanlarla, arkadaşlarımızla bir şeyler yapmayı isterim. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki kimsenin küsme ya da işte kendini geri çekme ya da işte ben niye aday olmadım gibi bir lüksünün olmadığını düşünüyorum. Bu süreç gerçekten de bu seçim sadece hani meclise vekil gönderme seçimi olduğunu düşünmüyorum. Bu seçim bir yani faşizmden demokrasiye geçiş seçimi olduğunu düşünüyorum. Ya hep beraber bu faşizmin gemisinde yok olacağız, batacağız ya da hep beraber demokrasiye, herkesin kendini ifade edebileceği, herkesin dilini, kültürünü, inancını yaşayabileceği, herkesin yani aydınlık içinde yaşadığı bir yeni bir yıla merhaba diyeceğiz, yeni bir döneme merhaba diyeceğiz. O yüzden herkesin sandıklara gitmesini, sorumluluk almasını, sadece sandığa gidip evinde de oturmasını değil de sandık başında beklemesini, herkesin kendini buna hani görevli olarak hissetmesini ve o sandıklara, o oylara sahip çıkmasını isterim. Gençlerimiz yeter artık göç etmesin. Gerçekten de burada mücadele edip burayı hep beraber, gerek Kürdistan'ı gerekse Türkiye'yi beraber güzelleştirip yaşanabilir bir ülke haline getirelim. Yaşanabilir bir yer haline getirelim.